Tekrar herkese iyi günler. Bugünkü derste tek donatılı, denge altı donatılmış, dikdörtgen kesitli bir girişin moment taşıma kapasitesinin bulunmasıyla ilgili bir Excel programı hazırlayacağız. Ne demekti tek donatılı giriş dediğimiz giriş? Çekme bölgesindeki kuvvetleri taşımak üzere donatının buraya konulduğu kirişler. Moment değeri büyük olduğu zaman sadece çekme bölgesine konulan donatıyla o moment taşınmaz. Mecbur kalırız eğer kesiti büyütemiyorsak basma bölgesine de basma kuvveti taşımak için donatı koymaya. Şimdi bu derste işte tek donatılı bir dikdörtgen kesitli kiriş görünmekte slaytımızda. Bu kirişin boyutları belli. BW, H. Malzeme sınıfları belli. Beton ve çelik sınıflarını da biliyoruz. Koyduğumuz donatı miktarı da belli. Bu kadar donatıyla bu kiriş ne kadar moment taşır? Moment taşıma kapasitesi nedir? Hemen şu perspektif çizimin yan tarafında göçme anındaki deformasyon diyagramı verilmiş. Yönetmelik kirişlerin sünek davranmasını zorunlu kılıyor. Yaptığı tek bir şey var yönetmeliğin sünek davranmayı sağlamak için. Diyor ki önce çelik donatı akacak. Çok sonra betondaki kısalma binde üçe ulaştığında göçme meydana gelsin. Yani donatının akmış olması önemli bir koşul. Demek ki göçme anında epsilon s donatıdaki birim uzama donatının akmasını sağlayan uzama değerinden büyük olacak. Diğer bir deyişle donatıdaki gerilme FYD'ye eşit olacak. İşte deformasyon diyagramında göçme anındaki beton kısalması binde 3. Hemen yan tarafta gerilme ve kuvvet diyagramı verilmiş. Tarafsız eksen derinliği C. Bunu K1 gibi bir katsayıyla çarparak eşdeğer dikdörtgen gerilme bloğu yüksekliğini buluyoruz. A dediğimiz değer. Genişlik BW. Demek ki basma gerilmeleri taşıyan alan burada noktalı gösterilen alan. Ya da perspektif çizime bakarsak koyu renkli gösterilen alanda hep K3 FCD şiddetinde basma gerilmeleri oluşuyor. Basma kuvveti bu prizmanın hacmine eşit. Alan çarpı yani A BW çarpı gerilmenin şiddeti K3 FCD. Donatı da aktığına göre donatının taşıdığı kuvvet donatı alanı çarpı donatının akma hesap dayanımı, hesapta kullandığımız dayanım. Bu ikisi birbirine eşit olmak zorundaydı. İşte FC ile FS'yi eşit yazarsak şöyle bir denklem. Bu denklemden A'yı yalnız bırakırsak her şey biliniyor. A'nın değeri böyle elde edilir. C'yi bulmak için bulduğumuz A değerini K1'e böleceğiz. Moment taşıma kapasitesi de bu kuvvetlerden bir tanesi çarpı moment kolu dediğimiz şu uzaklık. Genellikle biz donatıdaki çekme kuvveti çarpı D eksi A bölü 2 biçiminde moment taşıma kapasitesini yazıyoruz. Şimdi burada kullanacağım ana denklem şu A'yı hesaplamakta. Donatı alanı biliniyor, malzeme sınıfları biliniyor, kesit boyutları biliniyor. Neyi bilmem lazım? K1 ve K3 katsayılarını bilmem lazım.
O halde 108. slayta gidersek buradan bir çıkalım ve 108. slayta gidelim. İşte K1 katsayısı dediğimiz katsayıyı şu beton sınıfları için 0,85 C25'e kadar olan betonlarda 0,85 C30'dan başlayıp C50'ye kadar olan beton sınıflarında şöyle bir tanım. C55 üzeri dayanıma sahip beton sınıflarında da şu formülle bulacağız. K3 katsayısı için de C50'ye kadar olan beton sınıflarında 0,85, C55 ve üstü beton sınıflarında şu denklemle hesaplanacak. Şimdi bunları da 108. slayttan gördükten sonra artık Excel programını hazırlayacak duruma geldik. Ben önceden azıcık hazırlık yapmıştım. İşte semboller, birimler ve yönetmelikten alınan donatı oranıyla ilgili koşulların denklemleri. Ve bir de dikdörtgen kesitli bir kirişin basitçe çizilmiş hali. Amacımız bu Excel programını aktif bir şekilde çalışır hale getirmek. Onun için sarıya boyadığımız şu bölgede veri girişi yapacağız. Diğer sembollerin bulunduğu bölgede de ders notlarındaki bağıntıların hücrelere tanımlanması işini yapacağız. Bir problem seçiyorum ben. Tek donatılı, dikdörtgen kesitli bir kirişle ilgili ilk problemimiz şöyle bir şeydi. Sayfa 127'deki problemi açtım. Ya da ondan sonra gelen bir şey de açabiliriz. C25-30 betonu diyor. Karakteristik beton dayanımı 25 megapascal girdim. Çelik sınıfını da B420C vermiş. Demek ki çeliğin karakteristik akma dayanımı 420 megapascal. Bunu da girdim. Kesit genişliği ve faydalı yükseklik dediğimiz çekme donatısı alan merkezinden basma yüzüne olan yüksekliği gireceğim. Bu problemdeki kesit genişliğimiz 250 mm. Faydalı yükseklikte 470 mm olarak verilmiş. Şekle bakarak sayfa 127'den probleme ait değerleri giriyoruz. Çekme donatısı alanını 4 tane Φ18 vermiş problemde. 4 tane Φ18 donatının alanını hesaplamam lazım. Bu da 1018 milimetre kareymiş. Bütün bunlar veri girişi olarak yazıyoruz. A üssü S montaj donatısı alanı genellikle tek donatılı kirişlerde bu değeri hesaba katmıyoruz ya da katmak istersek 2 tane Φ12'nin altında olamaz. Ben bu problem için 0 diyorum ya da 2 tane Φ12'nin alanını 226 mm² diye girmem lazım. Bu problem için 0 girdim. Şimdi A'yı hesaplatacağım. A değeri az önceki slaytta tanımlanmıştı. Eşittir dedim hücreye bilgi tanımlamak için. AS çarpı FYD
FYD ve FCD'nin hesaplanması lazım. Biraz acele ettik tabii. Şimdilik bunu geriye alalım. Şu hücrelerdeki bilgileri hesaplatmam gerekiyordu öncelikle. FCD ne demekti? Betonun basma hesap dayanımı. Karakteristik dayanımı betonla ilgili malzeme katsayısına bölecektim. Şimdi diyorum ki eşittir FCK'yı kaça böleceğim? Bir söyle bakalım Mihriban. Mihriban, mikrofonu aç ve söyle. Mihriban bağlantıyı yaptı ve uyumaya devam ediyor. Böyle düşünüyorum ben. Ali Kemal sen söylüyorsun. Hayır Ali. Ha tamam söyle şimdi. Bir bıçağı mı böleceğiz hocam? Bir buçuk doğru. Bir bıçağı bölüyoruz. Demek ki betonun karakteristik dayanımı 25 megapaskal ama ben hesapta 16.67 megapaskallık değeri kullanabilirim. Aynı şeyi çelik için. Çeliğin hesapta kullanacağım dayanımı FYD. Ali Kemal'e soruyorum bunu da. Ali Kemal sen söylüyorsun. Bir buçuk mu hocam yine? Çelik için kaç alıyorduk gama S'yi? Çelik malzeme katsayısını kaç alıyorduk? Bilemedim 1.15 hocam. 1.15 miydi hocam? 1.15. Evet, evet 1.15 doğru. Hesapta kullanılacak dayanım bu. Genellikle gerilmelerde ben 2 hane almayı yeterli görüyorum. Bir de hesapta kullanılacak çekme dayanımı FCTD. C indisi beton demek. T çekme demek, D de hesap demek. Concrete Tension Design gibi düşünebilirsiniz. Nasıl tanımlıyorduk? Betonun hesap çekme dayanımını, karakteristik dayanımı betonun malzeme katsayısına böleceğim. Peki karakteristik çekme dayanımı FCTK'yı nasıl buluyorduk? 0.35 çarpı karekök (0.35) karekök FCK dediğimde bu betonun karakteristik çekme dayanımı FCTK olur. Bunu malzeme katsayısına bölersem yani 1.5'a betonla ilgili katsayılar 1.5. Bu da betonun hesapta kullanılacak çekme dayanımı olur. Bütün bunları virgülden sonra iki hane olacak şekilde kullanmak için hücreleri biçimlendirelim. Sayıdır ve iki basamak almam yeterlidir dediğim zaman işte verilen malzeme sınıfları ile ilgili karakteristik dayanımlar bunlar. Hesapta kullanılacak dayanımlar da bunlar olur. Şimdi A'yı rahatça hesaplayabiliriz. Karakteristik dayanımları kullanarak hesap dayanımlarını bulduk. A'nın formülü neydi? AC bölü K3BW. Aynen yazıyorum. Eşittir dedim. AC donatı alanı bölü parantez içinde K3BW. Tabii K3 ve K1'i tanımlamam gerekiyordu. O öncelikle bunları tanımlamamız lazım. Peki K3 ve K1'i nasıl tanımlayacaktık? 108. sayfaya bakmıştık değil mi? Şuradan küçükçe bir parçayı kopyalayıp bu sayfaya aktarayım. Bakın şu bölgeden bir kopyalama yapacağım. K1 katsayısı için şu bağıntı geçerli.
C16 25 betonlarında 0.85. 30 ile 50 betonlarında şu formülü kullanacağım. O halde ben şurayı kopyalamak istiyorum. Ama tabii buradan tam sayfadan çıkmam lazım. Çıktım da bir şeyi yanlış yaptık. Şimdilik şöyle kopyalayayım ben. Zoom'u küçültemezsiniz dedi. Kabul. Peki. O zaman başka türlü yapacağız. Keşke önceden hazırlasaydık. Bu konuda bir beceriksizlik yapmış olduk. Unutmazsam alttan başlıyorum. C55 ve üstü dayanıma sahip betonlarda şu formülü yazacağım önce. K1 katsayısı için 0.8 eksi FCK eksi 50. Ekran yok da şu an. Hocam ekran yok da. Az şöyle yapalım. Ekran yoksa ben bir kopyalama işlemini deneyim istiyorum da başka türlü hiçbir şey anlayamazsınız diye. Kopyaladım. Peki. Şimdi ekranı açtım. Share screen dedik. Şuraya kopyalamak istiyoruz. Bakalım kopyalayabildik mi? Aa, burada başka şeyler olduğu için kopyalayamadık. Sanırım yavaş yavaş K1 ile K3'ü yazabilecek duruma geldik. Şuradaki formüllere baka baka, K1'in ve K3'ün bağıntılarına baka baka kopyalayacağız. K1 eşittir. Eğer ...55'e eşit ve büyükse şu formül çalışacak. Alttaki şu formül çalışacak. O halde FCK tıkladım. Eşit, büyük, 55 ise şu formülü kullan. 0.8 eksin. Parantez içinde FCK eksi 50. FCK eksi 50. Parantezi kapat. Bölü 400. Hata yaparsam uyarın. Peki değilse betonun karakteristik dayanımı 55 megapaskal'la eşit ve üstündeyse bu formülü kullan. Değilse o zaman ne yapacağız? 30'dan büyükse yukarıdaki şu formülü kullanacağız. Daha doğrusu 25'ten büyükse şu parçalar kullanılacak. C30, C50 betonlarında 30'a eşit ve büyükse ya da 25'ten büyükse şunu kullan, değilse şunu kullan diyeceğim. Eğer, bir eğer daha yazıyorum. FCK büyüktür 50 ise, büyüktür 30 ise demem lazım. Doğru. Büyük 25 diyelim. Bunu 25'e çevirsek daha rahat çalışır. 25'ten büyükse, 55'ten küçük, 25 ile 50 arasındaysa demek bu. Çalışacak formül şu olacak. Neredeyiz şu anda? 1 eksi 1000'de 6 çarpı FCK.
1 eksi 0.006 çarpı FCK değilse 0.85. Kapat. Bir hata yapmışık. Düzeltme önerisi var. Nerede? Tamam, çift tırnak kullanmadınız sanırım ya. Yo, çift tırnak o string yazmak için. Yani bir ifade yazmak için. Ben hesap yaptırtıyorum. Nerede hata yaptığımı bir görebilsem. Dur bakalım. Hocam eşittir büyüktürü büyüktür eşittir yaptı. Onu öyle mi düzeltti? Ben tam göremedim ama. Evet, haklısın. Şurayı düzeltmiş. Büyük eşit. Doğru. Şimdi K1'i ders notlarındaki şu K1 dayanım sınıflarına göre hangi aralığa düştüyse o formülü kullanarak hesaplıyor. Bu K1 doğru K1. C25 ise 0.85'tir gerçekten K1 katsayısı. K3 için aynı şeyleri yapmak istiyoruz. Eşittir. Eğer K3 için 55'e eşit ve büyükse şu formül çalışacak. FCK büyük eşit 55 ise yazacağımız formül şuradaki kısım. 1 eksi aç parantez FCK eksi 50 kapat bölü 200. Şimdi 55'e eşit ve büyükse alttaki formül çalışır. Değilse üstteki formüller hep 0.85. K3'ün değeri şu dayanım sınıfları için değişmiyor. Hep 0.85. O halde 0.85 deyip kapatırsam bu da doğru çalıştı. Artık A'yı ve C'yi hesaplamamız mümkün. Bunu bir kere yapacağız. Şu K1, K3 bir kere doğru kodlarsak bundan sonra tablolu kesitlerde de aynen kullanacağız. Artık A'nın hesabında hiçbir sıkıntımız kalmadı. Hadi bunu burada bırakalım. Eşittir. Nerede? AS bölü K3 BW. AS bölü K3. Şu bölü BW. Çarpı FYD bölü FCD. Çarpı FYD bölü FCD. 104.98 milimetre buldu. C'yi nasıl buluyorduk? C katsayısını A bölü K1 ile buluyorduk. Şu A değerini K1'e böleceğim. 123.5 milimetre buldu. Epsilon S'yi hesaplayacak. Yine ders notlarındaki şekil değiştirme diyagramına bakarsanız epsilon S de D eksi C binde 3 bölü C diye hesaplanır. Üçgen benzerliğini yazıyorsunuz doğrudan doğruya. Parantez içinde D eksi C çarpı binde 3 yanlış yazdık bölü C. Bakın verilen çelik sınıfının akma uzaması binde 1.83. Bununki binde 8 yani çoktan akmış. Donatı oranı nasıl hesaplanır onu yazmak istiyorum. Donatı oranı dediğim şey verilen donatı alanının 10 dakikamız kaldı.
Bir uyarı aldık, tamam 10 dakika sonra kesilecek diyor, yetişir inşallah. Donatı alanını faydalı alan dediğimiz VWD'ye böleceğim. Bölü BW bölü bir daha bölü D. İşte donatı oranı, çekme donatısı oranı bu. Montaj ya da basma donatısı oranını da hesaplattıralım. Bu da verilen montaj donatısı alanının bölü BW bölü D. O da sıfır. Artık moment taşıma kapasitesini bulabiliriz kirişin rahatlıkla. Moment taşıma kapasitesi eşittir diyoruz. Çekme donatısındaki kuvvet AS çarpı FYD çarpı parantez içinde D eksi A bölü 2. D eksi A bölü 2. Kapattım. Bunun değeri Newton milimetredir. Kilo Newton metreye çevirmek için 10 üzeri 6'ya bölmem lazım. Şu rakamları virgülden sonra iki hane yapalım. Hücreleri biçimlendir diyerek. Şuradaki C uzunluğunu da hatta moment için de aynı şeyi yapabiliriz. Hücreleri biçimlendir diyerek. Virgülden sonra iki hane bizim için yeterli. Şimdi donatı oranlarını kontrol etmek istiyoruz. Minimum donatı oranını şu hücreye tanımlayacağım. 0,8 çarpı FCTD şu değer bölü FYD. 10.000'de 25 hatta 26'ya yuvarlayabiliriz bunu. Bundan az donatı koyamazsın diyor. Bizim donatı oranımıza bakalım. 10.000'de 86. Minimumun üstünde donatı oranı kullanmışık. Dengeli donatı oranını şurada hesaplattırabiliriz. 0.85 çarpı FCD bölü FYD FCD bölü FYD çarpı K1 çarpı ne oldu buna? Bir şeyi yanlış yazdık. Şurada tanımlıyorduk. Eşittir dedik değil mi? Eşittir. 0.85. FCD bölü FYD. FCD bölü FYD çarpı K1 çarpı 600 bölü 600 artı FYD bölü parantez içinde 600 artı FYD kapat. Bu dengeli donatı oranı %2'ymiş. Denge altı kontrolünü yapalım. 0.85 ρb'yi bulmamız lazım. 0.85 ρb eşittir dedim. 0.85 çarpı dengeli donatı oranı. Ayrıca %2'den küçük olacak diyor. Rho çekme donatısı oranı %2'den küçük. Binde 8.6 %2'den küçüktür ya da binde 20'den küçüktür. Bunu da yazdık. Şimdi kontrolleri yaptırabiliriz. Şunu birazcık aşağı atalım. Sonra kaldıracağız. Şimdi şuraya bir yorum eklettirelim. Eşittir. Eğer
Rho eksi rho üssü. Rho nerede? Yazıyoruz. Şu değer eksi rho üssü. Şu değer. Kapat. Küçüktür. Küçüktür. Eşittir. 0.85 rho b ise denge altı koşulu sağlanmaktadır yazabiliriz. Değilse uyarı. Denge altı koşulu sağlanmıyor. Uyarı yazsın. Bir daha mı kapatacağız? Kaç tane açtık? Şurada bir tane daha açmamız lazımdı. Onu unuttuk. Yok. Böyle bir şey yok. Bir bakalım. Açılan değerden sonra açtık. Kırmızı kapandı. Bir tane kapatacağız. Denge altı koşulu tamam. Şurada bir uyarı yazabiliriz. Eşittir dedim. Eğer açtık. Rho %2'den küçük bir kontrolünü yaptıracağım. Rho küçük 0.02 ise maksimum donatı oranı aşılmıyor. Ya tersi söz konusuysa işte orada sıkıntımız var. Aksi durumda uyarı donatı oranına uyarı yazalım. %2 aşıldı. Uyarı 0,02 aşıldı. Denge altı koşulu sağlanıyor. Maksimum donatı oranı aşılmıyor. Minimumun da üstünde olması lazım. Şuraya da bir uyarı eğer koyalım. Eşittir eğer çekme donatısı oranı büyüktür. Şu değerse noktalı virgül minimum donatı sağlanıyor. Aksi takdirde uyarı. Diyerek programımızı tamamlamış olduk. 127. sayfadaki problemin verilen şu değerler altında moment taşıma kapasitesi 155.23 kN'ymiş. Biz 155.2 diye 127. sayfada yazmışık. Şimdi bir dakikadan az bir süremiz kaldı. Az sonra kesilir. Bir 15 dakika sonra tekrar bağlanıp çeşitli problem çözümlerini yapalım istiyoruz.